Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nuh'un gemisi, Kur'an sohbetlerimize hoş geldiniz. Kovulmuş şeytanın şerrinden alemlerin Rabbi Rahman Rahim Allah'a sığınarak sohbetimize başlayalım arkadaşlar. Bakara suresi 233. ayetten devam edeceğiz. Aile hukuku diyelim, evlilik, boşanma, kadın erkek münasebetleri, o bahislerde efendim devam eden ayetler. Bismillah diyelim tekrar. Evet. Ve boşanmış anneler eğer emzirme müddetini tamamlamak istiyorlarsa çocuklarını 2 tam yıl bakabilirler. Onların yeme içme ve giyimlerini uygun bir şekilde temin etmek çocuğun babasına düşer. Hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasıyla yükümlü tutulamaz. Evet. Ne anneye çocuğundan dolayı eziyet çektirilsin, ne de çocuğundan dolayı babasına ve babanın mirasçısına da aynı görev düşer. Burada biz aslında erkeğin Kur'an-ı Kerim'de öne çıkan rolünün burada kadına biraz daha efendim tabiri caizse yani hizmet etmek olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bu hizmet etme misyonu bir egemenliğe, efendim reisliğe evrilerek ya da evriltilerek anlaşılmış İslam tarihinde. Bugün de yani halihazırdaki bazı efendim fikir sahipleri de bu kanaati savunuyorlar. Bunlar bence doğru değil. Tabii ki ayette de ifade edildiği gibi kadına zulmedilmeyeceği gibi çocuğundan dolayı tam erkeğe de zulmedilmesin. Kur'an-ı Kerim herkes için her ortamda tabii ki adaleti istiyor arkadaşlar. Bunda sıkıntı yok. Ama diyelim emzirme 2 yıl sürüyor. Yani bunlar kolay şeyler değil. Bir kadının bir bebek dünyaya getirmesi efendim öyle erkeklerin çok rahat anlayabilecekleri bir hadise değil yani. Ben bir erkek olarak bunu tam kavrayamam, hissedemem. Çünkü bu ruhsal olarak, psikolojik olarak, fizyolojik olarak benim algılayabileceğim bir süreç değil. Çünkü bu benim tecrübe alanımın dışında bir süreç. Dolayısıyla çocukla kadının bağlılığı ve bu sürecin psikolojik olarak, fizyolojik olarak çok boyutlu bir biçimde kadını nasıl etkilediğine dair biz bir şeyler efendim söyleyemeyiz kesinlikle. Dolayısıyla aşırı ihtimam gerektiren bir saha bizim için. Kadının bu konuda takviye edilmesi bir tabiri caizse hizmet alımı gerçekleştirmesi gerekiyor. Erkek kendi çocuğunu dünyaya getiren kadına her türlü efendim hizmeti yerine getirmekle yükümlü. Benim Kur'an'dan anladığım o. Bunu da çok hassasiyet gösterecek ve malından bunun için harcayacak. Ya malından bunun için harcadığı için ona bir efendi olmuyor. Efendim onun üzerine bir tiran kesilmiyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Eğer şimdi bakın yani mukayese edelim. Birisi birisine malından harcadı diye onun efendisi oluyorsa. Birisi yeni bir insanın efendim dünyaya gelmesi sürecinde en merkezi, en aktif rolü ifa ediyor. O zaman o da onun yani daha büyük ultra efendisi olacak. Yani eğer öyle bir şey söz konusu olacaksa o ona daha layıktır. Ona daha çok efendim ihtiram edilmesi, gösterilmesi gerekmez mi bu durumda? Dolayısıyla bu ilişkilerin ters yüz edildiğini, adaletin bu noktada eşitliğin iptal edildiğini çok rahat bir şekilde İslam tarihinden yola çıkarak ve bugünkü efendim kadın erkek münasebetlerinden yola çıkarak söyleyebiliriz çok rahat bir şekilde bunu. Bu problemli yapıyı arkadaşlar tamir etmemiz, onarmamız, bir tadilata tabi tutmamız gerekiyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Müslümanların bütün işleri aralarında istişare iledir. İstişarede mutlak bir egemenlik söz konusu olamaz. Yani olabilir mi? Eğer mutlak bir egemenlik söz konusu ise zaten yani istişarenin, şuranın bir mantığı kalmaz. Kadın ve erkeklerin birbirlerinin velisi olarak kabul edildiği dinimizde de
efendim mutlak manada biri sırf erkek olduğu için cinsiyetinden dolayı öbürünün başına yönetici olacaksa, ondan üstün bir pozisyon temin edecekse, bu açık bir ırkçılık olmaz mı? Biz Müslümanız, şimdi ırkçılığa falan karşıyız, kavmiyetçiliğe karşıyız diyoruz ama çok garip bir şekilde işte diyoruz ki mutlak manada, yani böyle bir inancımız var tarihsel olarak, işte diyoruz ki işte erkek kadından üstün olacak, ona reis olacak. Yani ırkçılığın en ileri boyutu bu değil mi? Halbuki eğer biz liyakat diyorsak, takva diyorsak, erdem diyorsak, insanları öne çıkaran değerleri sıralıyorsak, mutlak manada herhangi bir ırkın, işte bir kavme mensup olmanın mutlak bir üstünlük anlamına gelmeyeceğini ifade ediyorsak, ki haklı olarak kadın erkek ilişkisinde de bunu çok rahat bir şekilde yani söylememiz gerekmiyor mu? Üstünlük takvada. Kur'an-ı Kerim beyanı bu şekilde. Ve mümin kadın ve erkekler birbirlerinin velisidirler. Mutlak manada biri diğerine efendim üstün değildir. Ve bütün müminlerin işleri, kadın ya da erkek fark etmiyor. Hep beraber ya da ayrı ayrı, önemli değil. İstişare iledir aralarındaki bütün ilişkiler, bütün süreçler bir şura mekanizması çerçevesinde efendim yürümelidir, yürütülmelidir. Ne yapacağız? Niye bunları bu kadar içinden çıkılmaz hale getirdik? Şu anda debelenip duruyoruz Müslümanlar olarak. Büyük bir çaresizlik. O debelenmede de Kur'an'dan kopuk, yani güncel, bugün de işte Twitter'da okuyorsunuz, efendim bir internet sitesini okuyorsunuz, bir televizyon oturumunda dinliyorsunuz. Garip garip açıklamalar. Yani Kur'an'a dayanmayan, tümüyle gelenek içerisinde üretilmiş. Şimdi modern sapmalara cevap vereceğiz diye geleneksel hurafeleri işte öne çıkartıyorlar. Canım, ikisini de kabul etmek zorunda değiliz. Bizim kabul edeceğimiz tek bir merkez var. O da vahyin kendisi değil mi? Neden yani vahyin kendisine müracaat etmiyoruz da başka argümanlara sarılıyor ve daha da batıyoruz bu debelenme içerisinde? Bunlardan uzak duralım sevgili arkadaşlar ve vahyin anlattığı çerçeveyi algılamaya çalışalım. Evet, aynı 233. ayete devam edelim. Ve eğer anne baba, her ikisi anne ile çocuğun ayrılmasına karşılıklı rıza ve danışma ile karar verirlerse, hani birlikte karar veriyorlar, az evvel söylediğim işte istişari süreç için bir örnek oldu aslında. Bundan dolayı onlara bir günah yoktur. Ve eğer çocuğunuzu süt annelere emanet etmeye karar verirseniz, teslim edeceğiniz çocuğun emniyetini uygun bir şekilde sağlamanız şartıyla size bir günah yüklenmez. Ama Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ve bilin ki Allah tüm yaptıklarınızı görür. Mutlak manada erkeğin kendi gücüne dayanarak, sosyal ve geleneksel konumuna dayanarak istediği gibi hareket etmesinin Kur'an açıkça önüne geçiyor. Müzakere temelli ve adalete uygun bir çözümün gerçekleşmesi için erkeği ne yapıyor? Gücü sınırlıyor arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in bütün şeyi budur. Yani maksadı bütün kitap boyunca, sureler, ayetler boyunca gördüğümüz şey odur. Güçlü olanı, gücünden dolayı başkalarını, muhataplarını, çevresini ezebilme potansiyeli taşıyanı sınırlandırmaktır. İster müminlerin içerisinde olsun bu durum, bu pozisyon, ister dışında olsun. Bu çok, yani istersen mesela işte mümin olmayan iki ayrı topluluk olsun. Biri birisine karşı azgınlaşmış ve bulundurduğu gücüne dayanarak onu eziyorsa, bir zulüm üretiyorsa, ona da sizi müdahale ettiriyor Kur'an-ı Kerim. Yani bana ne canım, ikisi de işte mümin değil, kırsınlar birbirlerini, böyle bir şey söz konusu değil. Mesela Hazreti Zülkarneyn'in Kur'an'da anlatılan hikayesi bunu çok açık bir şekilde ifade ediyor. 234'ten devam edelim. İçinizden biri ölür ve ardında kadınlar bırakırsa yeniden evlenmeleri için 4 ay 10 günlük bir bekleme süresi geçirmeleri gerekir.
Bekleme süresinin sonuna vardıklarında kendileri ile ilgili olarak meşru şekilde ne yaparlarsa yapsınlar bir günah yoktur. Ve Allah tüm yaptıklarınızdan haberdardır. Orada insan hürriyetini ve iradesini ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim merkeze alıyor. Meşru olmak kaydıyla, davranışların meşru olması kaydıyla arkadaşlar. Ancak bu kadınlardan herhangi birine evlenme niyetinizi hissettirmenizde veya açığa vurmadan böyle bir niyet taşımanızda sizin için bir günah yoktur. Çünkü Allah onlara evlenme teklifinde bulunma niyetinizi bilir. Tabi Rabbimizin bilmeyeceği bir şey yok. Ama yine de onlara karşı duygularınızı gizlilik içinde bildirmek yerine onlarla en uygun ve makul şekilde konuşun. Evet. Ve emredilen bekleme süresinin sona ermeden önce evlilik bağını kurmaya kalkışmayın. Şimdi ayet orada yarıda kestim ama yani diğer süreç, evet eyvallah, evlenmek isteyebilir birileri. Ama Rabbimiz yani konuşun demesi, böyle gizli tutmayın. Çünkü gizli tuttuğunuz zaman sizin dışınızdaki insanlar başka bir takım planlar yapabilirler. Başkaları karar alabilir, istişare süreçleri işletebilir ve yani belki sizin için hoş olmayabilir bu durum. Sizi hayal kırıklığına sürükleyebilir. Ve konuşan şeffaf bir toplumsal yapı. Yani çok güzel bir şey aslında. Böyle insanları iletişime teşvik eden bir ayet diyebiliriz yani bu noktada. Çünkü çoğu zaman bizim İslam toplumu diye sunulan toplumsal yapıların geleneksel mahiyetleri itibariyle konuşmaktan çekindiklerini, imtina ettiklerini çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü biz o toplumsal yapının bir ürünüyüz. Yani kendimizden biliyoruz. Konuşmak edepsizliktir, işte saygısızlıktır. Her ortamda konuşulamaz, herkese her fikir söylenemez, içinizde tutarsınız filan filan. Bir sürü haklı haksız gerekçelerle insanların geleneksel toplumsallıklar içerisinde baskılandıklarını biz görüyoruz zaten. Kur'an-ı Kerim böyle kapalılığı istemiyor bakın. Açık konuşun yani açık olun. Dürüst olun zaten teklifinizi götüreceksiniz muhataplarınızda. İstişare edeceksiniz, müzakere edeceksiniz. Yani sonuç artık olumlu olur, olumsuz olur o ayrı bir şey. Ama konuşmaktan çekinmeyin. Konuşmadıkça ortaya çıkacak psikolojik rahatsızlıklardan tutalım. Affedersiniz, toplumsal huzursuzluklara kadar birçok menfi tablo ile karşı karşıya kalmamız pekala mümkün olabilir arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Unutmayın ki Allah aklınızdan geçenleri bilir. Bu nedenle ona karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Ve bilin ki Allah çok affedicidir, çok tahammül, hilim sahibidir. Yani İnşallah yani bizim Rabbimizin bu hilim sahibi, tahammül sahibi olduğu gerçeğini bilmemiz bizi birçok durumda rahatlatan bir hakikattir arkadaşlar. Evet, onu söyledik. Oradaki çerçeveye uyacaksınız Rabbimizin çizdiği sınırları. Çünkü o 4 ay 10 günlük müddet, bunlar çocuğun olup olmaması, bir yandan psikolojik efendim bir hazırlık evresi. Dolayısıyla bunu aşmayın diyor. 236. Henüz dokunmadığınız veya mehir tespit etmediğiniz kadınları boşamanızda bir günah yoktur. Ancak böyle bir durumda bile onlar için gerekli tedarikleri yapın. İmkanları çok olan kendi gücüne, dar olan da yine kendi gücüne göre adil şekilde bir tedarikte bulunsun. Bu güzel davranan herkesin üzerinde bir yükümlülüktür. Yani bir evlilik gerçekleşmedi. Belki nikah kıydınız, ettiniz ama yine boşanma durumu oluştu. Yani burada yine erkeklerin sınırlandırıldığını çok rahat bir şekilde ve iyi davranışlara doğru efendim teşvik edildiğini görüyoruz arkadaşlar. Yani bir takım ruhsatlar olabilir bazı durumlarda ama daha iyisinin ne olduğu, o insanların onurunun, haysiyetinin, işte maddi efendim imkanlarının takviye edilmesi, onur ve haysiyetlerinin korunması, bir sosyal güvencelerin sağlanması. Yani öyle kafanıza göre rahat hareket
etmeniz, kendi çıkarlarınız çerçevesinde efendim hareket etmeniz doğru bulunmuyor Cenab-ı Allah tarafından. Bir edep, bir izan, bir ahlaki çerçeve kadın erkek münasebetlerine, aile yapılarına, evlenmeye, boşanmaya bir sınır getiriyor. Edep o anlamda bir sınır. Yani yoksa tuğyanın yansımaları herkesi ne yapabilir? Her türlü ölçüyü edepsizce, fütursuzca aşmak ve onu bir yaşam tarzı haline getirme süreci ise tuğyan bu manada herkesi az buçuk etkisi altına alabilir. Ne zaman? Kur'an hükümlerinden uzaklaşıldığı zaman. Evet. 237. ayetten devam edeyim. Ver dokunmadan önce ama mehrini kararlaştırdıktan sonra onları boşarsanız o zaman kararlaştırdığınızın yarısını verin. Ancak onların taleplerinden vazgeçmeleri veya nikah bağını elinde tutanın mehrin yarısı ile ilgili talebinden vazgeçmesi hali müstesna. Size düşenden vazgeçmeniz Allah'a karşı sorumluluk bilincine daha uygundur. Aa, bakın bir bu durumda bir %50'lik bir şey, bir sınır çekiyor Allah ama tamamını, mehrin tamamını bu durumda işte vermeniz çok daha Rabbiniz tarafından güzel kabul edilir. Bir takva efendim ölçütü olarak kabul edilir diyor. Müthiş bir şey bunlar. Ve birbirinize karşı lütufkar davranmanız gerektiğini unutmayın. Doğrusu Allah bütün yaptıklarınızı görür. Yani birbirinize karşı lütufkar davranın diyor arkadaşlar. Bu gerekiyor diyor, bunu unutmayın diyor. Bakın, öyle bir İslam toplumu ki, öyle bir efendim yapı ki, yani ihtilaflı durum, burada ihtilaf olmuş. Yani insanlar, yani çok erken bir süreçte boşanmak durumunda kalmış olabilir. Yani Allah göstermesin, böyle sıkıntılı şeyler de yaşanıyor, görüyoruz. Bunları da ayetler en güzel bir biçimde çözüme kavuşturmaya efendim dönük olarak bildiriliyor Müslümanlara peygamberimize bize. Ya en güzel bir şekilde çözmeye çalışıyor. Ahlaki bir efendim inşa sürecinin, bir toplumsal bir inşanın burada karşımıza çıktığını biz görüyoruz. Müthiş bir şey bu. Harika bir şey. Lütufkar davranmak gereklidir diyor. Öyle hoyrat, kaba, bencil bir Müslüman tipini Rabbimiz onaylamıyor arkadaşlar. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Yani ihtilaf vukuunda bile. Yani şimdi insanlar işte boşanacak görüyoruz her gün. İşte bir sürü bilinçsiz, rezil insan işte kadınları öldürür. Öbür tarafta başka efendim rezillikler yaşanır. Yani çok çok affedersiniz. Şimdi bazen denk geliyorsunuz bir yerlerde işte şu televizyonlarda boşanma, evlilik, bir takım reality şovlar, programlar var. Yani eğer diyorsunuz bunlar bir şov ya da bir kurgu değilse, efendime söyleyeyim, bu toplum çürümüş diyorsunuz yani onlara baktığınız zaman. Evet, kurgu ise milyonlarca insan bunu izliyorsa bu zaten çürümüşün açık kanıtı diyorsunuz. İki durumda da çürümüş. Yani insan şaşkınlık içerisinde kalıyor. Halbuki Kur'an bir edep, bir haya çerçevesine, bir ölçülülük çerçevesinde bu ilişkileri biçimlendirmeye çalışıyor. Peki bu muhatap olduğumuz kitleler büyük oranda kendilerini Müslüman olarak tanımlamıyorlar mı? Allah'ın kitabından ne kadar uzaklaşmışlar? Yani inanın insan ne diyeceğini hakikaten bilemiyor. Mutlak surette sürekli bu insanlara, hepimize, kendimize başta olmak üzere hakikatin hatırlatılması gerekiyor arkadaşlar. İcap ediyor. Bu yükümlülüğü her an üzerimizde hissedelim. Isım akrabamızdan, konu komşumuzdan, kendi çoluk çocuğumuzdan başlayarak, kendimizden başlayarak insanlara bunları anlatalım, anlatmaya çalışalım. Anlatanlara yardımcı olalım. Evet, 238. Evet. Namazlarınıza ve namazı en uygun şekilde ifa etmeye dikkat edin. Ve Allah'ın huzurunda içten bir bağlılıkla durun. Evet. Ama eğer tehlikede iseniz yürürken ve binek üzerinde namazınızı ifa edin.
Tekrar güvenliğe kavuşunca Allah'ı anın. Çünkü daha önce bilmediklerinizi size öğreten O'dur. İster o bildiğimiz beş vakit namazı anlamında, ister genel Allah'ın razı olacağı kulluk sistemi bağlamında olsun. Buna karşı Rabbimiz derin bir duyarlılık istiyor bizden. Bu duyarlılık içten bir bağlılık, yani içten bir yönelişle salatı ikame edeceğiz. Bu salat her şeyi kuşatıyor. Ya namazımızı, orucumuzu, zekatımızı, haccımızı, sadakamızı, güzel ahlakımızı kuşattığı gibi çok geniş manada siyasal alanı da kuşatıyor ve o alanı nasıl kuracağımıza dair efendim bize bir takım yönlendirmelerde bulunuyor. Her durumda, tehlikedeyken, güven halinde, mobil halde, hareketliyken, sabitken, her durumda arkadaşlar. Zaten bunu mesela şeyde görürüz. Yani yoldaki işaretlerde Seyyid Kutub'un. Orada her durumda mutlak manada ne vardır? Akidenin temel alınması vardır. Akide çok önemlidir. Yani orada hayatın temel düsturudur. Yani aile hayatından, ekonomik ilişkilerimize, ne bileyim mesleğimizden, diğer işte siyasal alan. Yani neresi işte bizi ilgilendiriyorsa, bizim uğraşlarımız dahilindeyse, hepsinde akideyi esas alarak var olmak, yaşamak durumundayız diyor işte Seyyid Kutup. Yani orada bir ilkesellik söz konusu. İnsani üretim bağlamında söyleyecek olursak ideolojik bir tavır söz konusu. Dolayısıyla burada da salatımızda dikkat etmek, her zaman Allah'ın huzurunda olma bilinciyle, efendim, o bağlılıkla yaşantımızı inşa etmek, kulluğumuzu bu çerçevede ifa etmek ve hangi durumda olursak olalım, bu sorumluluğu hiçbir an unutmamak. Hiçbir an, yani korktuk diye unutmamak, güvendeyiz diye unutmamak, rahata erdik diye efendim yayılıp bunları terk etmemek. Bunlar hep bizim temel sorumluluklarımız. Evet. 240. ayetten devam edelim. Bismillah. Eğer içinizden biri ölür ve arkasına kadınlar bırakırsa, dul eşlerine ölmüş kocalarının evini terk etmeksizin bir yıllık geçimlerini vasiyet etsinler. Evet. Biri ölüyor. Ve işte kadınlar bırakmış, evli olduğu insanları bırakmış da dul eşlerine ölmüş kocaların evini terk etmeksizin bir yıllık geçimlerini vasiyet etsinler. Tümüyle o kadınların yükümlülüğünün evli olduğu kadın ya da kadınlar neyse artık. O sorumluluğu taşıyan bir bilinçle bir erkek, mümin hayatta var olmalı. Yani hakikaten onlara hizmet ediyor. Burada ne anlıyorsunuz siz? Yani baya baya hizmet ediyor. Çünkü yani onlar çok başka varlıklar. Çocuklar dünyaya getiriyorlar. Onları eğitiyorlar, büyütüyorlar, besliyorlar. Bir değil, iki değil, üç değil. Bambaşka hayatlar inşa ediyorlar arkadaşlar Rablerinin izniyle. Korkunç. Müthiş bir şey bu. Büyük bir sorumluluk. Dolayısıyla onların hep bir hizmet alımına ihtiyaçları var. Az evvel söylediğim gibi. Erkek ne yapmalı? O hizmeti onlara sunmalı bak. Yani diyor ki ölme durumu var. Oldu ya, ölecek yani. Allah gecinden versin. Yani böyle bir şey varsa diyor, önce onları düşünerek bir vasiyette bulunacak. O insanlar ne yapacaklar yani? Ortada mı kalacaklar? Tabii bugün yani bambaşka mevzular var. Buradan yola çıktığımız vakit işte kapitalizm koşullarında kadının çok daha derinlemesine ve yaygın bir biçimde sömürülmesi gerçeği var. Yani işte bir kavram olarak idealize edilen o işçi sınıfı tanımlaması içerisinde konumlandırılması ve büyülü istihdam sözcüğü çerçevesinde anılmaları. Yani çok mevzu var, tartışılacak. Yani iç içe geçmiş birçok mesele var. Yani oradan da azade kılınmaları gerekiyor. Kadının bugün modern dönemlerde
Yani hakikaten belki de çok eski dönemlerde olmadığı şekliyle onlardan kat kat binlerce kat yoğun ve çok boyutlu bir sömürüye tabi tutulduğunu görebiliyoruz yani çok rahat bir şekilde. Bütün rolleri karıştırılmış, bütün sorumlulukları birbirine geçmiş. Efendim, tabii şimdi anne olmak, ne bileyim, çocuk büyütmek gibi şeyler, sorumluluklar artık böyle aşağılanan, efendim, kınanan, bir takım yerilen davranışlar haline gelmiş durumda. Yani bu tarafta o geleneksel refleksleriyle kadını işte erkeğin mahiyetinde bir emir eri ve evinde bir hapis hayatı yaşayan ve iradesi çoğu kez nazarı dikkate alınmayan bir varlık olarak tanımlaması. Böyle, halbuki böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Kadın o çok boyutlu kimliğiyle bizim karşımızda. Ama kesinlikle öncelenmesi gerekiyor. Benim anladığım o. Görüyoruz. Bakın, deminden beri ayetler peşi sıra peşi sıra hep böyle kadının korunup kollanması. Şimdi korunup kollanma deyince de yükleniyorlar. Evet, kollanacak. Bebeğini dünyaya getirmiş kadın. Yani orada eğer bakarsak nesnel ilişkiler bağlamında bir takım dezavantajlı pozisyonlar içinde değil mi? Ne bileyim, maddi anlamda takviye edilmesi, besin gıda anlamında, ruhsal anlamda takviye edilmesi, incitilmemesi gerekmiyor mu? Lohusalıklar yaşıyor, başka işte hamilelik sürecinde bir sürü efendim bilemediğimiz ruhsal iniş çıkışlar yaşıyor. Tabii ki korunum kullanacak yani. Erkekler de korunum kullanacak arkadaşlar. Bu çok gocunacak bir laf değil. Hep birbirimizi koruyup kollamayacak mıyız? Yani dayanışma ne? Mesela dostluk, arkadaşlık. Arkadaş ne demek? Arkamızda gözümüz yok değil mi? Sırtımızda, başımızın arka tarafında. Arkadaş, o arkalarımızı birbirimize yaslayacağımız dostları ifade ediyor. Yani bizim görmediğimiz tehlikelerden korunabilmemiz için arkadaşa, yani arkamızın karşılıklı olarak ortak olduğu kişiliğe ihtiyacımız var. Biz onun arkadaki gözü olacağız, o bizim arkamızdaki gözümüz olacak. Dolayısıyla böyle her kelimeden bu manada alınmak da doğru değil. Hepimiz kadın erkeğiyle birbirimizi koruyup kollayacağız. Evet. Dolayısıyla bu savunmacı diller aramızdaki ilişkileri parçalamaya dönük efendim bir ne diyelim etki yarattı. Hakikaten bunları onarmak gerekiyor, tamir etmek gerekiyor. Ama eğer kendi arzularıyla ayrılırlarsa kendileri hakkında ki meşru tasarruflarından dolayı onlara bir günah yoktur. Ve Allah kudret ve hikmet sahibidir. Dikkat ederseniz orada erkeği hemen erkeğin sorumluluklarını anlatıyor deminden beri ayetler. Çok dikkat edin lütfen. Ve kadının da özgür seçimi olduğu zaman tamam diyor. Ve yani kadın erkek demeden o özgür iradeleri ne kadar Kur'an-ı Kerim'in önemsediğini de bir alt metin olarak çok rahat bir şekilde burada görebiliriz, bunu söyleyebiliriz. Bir de şunu eklemek istiyorum. Araya şimdi yani bir sürü mesele yine kadın erkek ilişkileri, mirastır, evliliktir, boşanmadır, çocuktur, şudur budur filan anlattı arkadaşlar. Sonra ne oldu? Araya işte 238. ayet, 239. ayetler girdi. Yine devam ediyor kadın mevzuna. Şimdi bu ayetleri de sadece namaz diye sınırlandırmışlar. Aslında bu tercümelerdeki klasik hatalardan birini daha bize göstermiş oluyor. Orada salatı Rabbimizin razı olacağı bir kulluk sistemi olarak hani genellikle biz sohbetlerimizde tanımlıyoruz. Namazı da içeren. Şimdi o iki ayetin arada sadece namaz diye tercüme edilmesi burada büyük bir eksikliği aslında açığa çıkarmış oluyor. Halbuki burada aile yapısının kadın erkek münasebetlerinin çok boyutlu derinlemesine işlendiği bir bu bölüm o yeni toplumsallığının, o İslam iman toplumsallığının arkadaşlar
salat içerisinde, yani Rabbimizin razı olacağı kulluk sistemi içerisinde ele alınıp değerlendirildiğini bize gösteriyor ki kulluk sistemi bu manada bütün hayatın bütün alanlarını tabii ki kapsamaktadır. Ekonomiyi, siyaseti, ekolojiyi, bütün sosyolojik boyutları, bütün aile ilişkilerini, her şeyi yani. Tarımı, şunu, bunu filan. Dolayısıyla o iki ayetin, araya giren iki ayetin sadece namaz ibadetiyle sınırlandırılmış olması o toplamdaki hikmete zannımca uygun değil. Çünkü kulluk sistemini bütünleyen bir efendim alan, kadın erkek ilişkileri, aile işte kurumundaki o işleyişte ortaya çıkan meselelerin çözümü. Çok önemli yani, orası sağlıklı bir şekilde inşa olunmazsa, ekonomik alan, siyasal alan, ekolojik alan, bilmem ticari alan, şu bu, eğitim alanı sağlıklı bir şekilde inşa olunmazsa o şey nasıl, o toplam nasıl vücut bulacak? Kulluk sistemi dediğimiz o genel toplam nasıl ortaya çıkacak arkadaşlar? Bu çok önemli. Evet. Şimdi devam edelim 241. ayetten. Bismillah. Ve boşanmış kadınlar da güzel bir şekilde geçimlerini sağlama hakkına sahip olacaklardır. Bu Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyan herkes için bir görevdir. Evet. Hemen orada bir dipnot var. Tabii ona da bakılabilir. 242. Aklınızı kullanmayı öğrenmeniz için Allah size mesajlarını böyle açıklıyor. Yani akıl var. Aklı nasıl işleteceğiz? Ayetlerin rehberliğinde işleteceğiz arkadaşlar. Aklımız Rabbimizden bize büyük bir nimet ve bağış. Ama eğer bunu işletemezsek bu nimetten yararlanmamış olacağız. Nasıl işleteceğiz? Tabii ki vahiy ile işleteceğiz arkadaşlar. 243. ayet, yine bir pasaj. Oradan devam edelim. Ve böyle kadın erkek mevzu ile ilgili epeyce efendim problemli, tartışmalı alanlara girdi. Belki birçok hususa değinmedik. Yani belki bilerek sakınmaya çalıştık. Çünkü sonu gelmez tartışmalar, ama genel kendi ilkelerimizi, tercihlerimizi ortaya koymaya çalıştık. Yani çünkü onları vurgulamadan geçemeyiz. Ve bu alanda da büyük handikaplarla aslında biz karşı karşıyayız. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz süreçte bu mevzuları daha çok tartışıyoruz. Siz de gözlemliyorsunuz. Kesinlikle Kur'an'ı sevgili arkadaşlar bütün önyargılardan azade, Rabbimizin arzu ettiği çerçevede anlayarak oradaki hikmetlere mebni bir okumaya tabi tutalım. Sohbetlerde bunları işleyelim, arkadaşlarımızla müzakere edelim. Farklı kanaatleri gözden ırak tutmayalım. Çünkü yani hakikaten büyük fitne zamanlarındayız bazı alanlarda. Vahiyle kendimizi takviye etmezsek hem kendimiz için, hem çocuklarımız, hem de toplumsallığımız için problemli süreçler olur diye düşünüyoruz. Bunlardan çıkamayız. O zaman şöyle yapalım, yani 242. ayette bırakalım çünkü süremiz de doldu sanırım. 243. ayetten Allah nasip ederse önümüzdeki sohbete devam etmiş oluruz. Bu vesileyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selamünaleyküm, hoşça kalın.